Havayı görüyor musunuz? 45 dereceden bu dereceye gelmek biraz... Herkese merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler iyiyiz. İzine gidip geldik. Vatan hasretimizi biraz olsun giderdik çok şükür. Sevdiklerimizle görüştük. Biraz moral enerji depoladık. Geri geldik. Tekrardan da işe başladık gördüğünüz gibi. Havamızı az önce gösterdim size. Bayağı bir moral bozucu ama olsun, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Geri kalan... Yani aynı tas aynı hamam diyeyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Biraz ara vermiştim. Çünkü izinde malum Aydın bölgesinde ve tüm Türkiye'de olan yangınlar dolayısıyla pek çekesim de gelmedi. Karacasu bizim tam karşımızda oluyor, köyün karşısında. Orada da yangınlar çıkınca iyice moralimiz bozulmuştu. Zaten bütün Türkiye'de aynı durum vardı. Arabayla gelirken hatta bütün ülkelerde aynı şeyin olduğunu gördük bu arada. Neredeyse geçtiğimiz her ülkede yangınlar vardı. Yunanistan tarafından geldik bu arada. Yani maalesef dünyamızı bu şekilde kendi ellerimizle mahvediyoruz sanki. Şu anda kahve molası için dışarı çıktım ben. İnşallah çekebilirsem az sonra çekeriz, olmazsa evde görüşürüz. Size Aysel'le tanıştırayım bakın. Aysel de bizim annelerden bir tanesi. Burada şimdi hava almaya çıktık. O yüzden böyle ikimiz çekilelim diye, hava alalım diye çıktık. Hep böyle arkadaşlarla bir araya geldiğimizde size tanıştırayım istiyorum. Bir ara bahsetmiştim, böyle çok fazla anneler çalışıyor bizde değil mi? Böyle genç anneler bizde çok var. Biraz böyle sabahın köründe çok zor oluyor bizim için kalkıp gelmesi ama gene de idare ediyoruz. Hele bir de birlikte çalıştığımızda böyle Türklerle çok daha güzel oluyor. O yüzden şimdi biraz bir sohbet edelim, kahvemizi içtikten sonra da eve. Aynen. Onun için evde görüşürüz. Geldim. Burada maske zorunluluğu devam ediyor daha. Sadece havaalanının içinde ve açık toplu taşımalarda devam ediyor, o yüzden. Şimdi çıkarttım, biraz sonra başlayacağım tekrardan. Aysel'i bu arada yukarı gönderdik. O yukarıda çalışacak. Az önce birlikte çalıştık. Şimdi ben aşağıki yere geldim. O yukarıda kaldı. O yüzden yani böyle Türklerle çalışmak, her zaman söylüyorum ya, tadı bir başka oluyor. Böyle gelip de kendi dilinde konuşabilmek gerçekten güzel oluyor. O yüzden her zaman mutlu oluyorum öyle Türk arkadaşlarla çalıştığımızda. Açıkça söylemem gerekirse. Şimdi dediğim gibi izinden geldiğimizin ilk günü yavaş yavaş artık canımın isteğine gidiyor. Böyle ilk geldiğimde hoşuma gidiyor da yavaş yavaş yorgunluk başlıyor. Çünkü bir alışmamız gerekiyor ya. O dönem değil. Duyduğunuz gibi dışarısı kalabalık. Bayağı bir burası artık uçuşlarda açıldı. Eski kalabalıklığına varıyor yani, böyle önden de sessiz göstermiştim ya, artık böyle sessiz değil, bayağı bir kalabalıklaştı. O yüzden çok şükür işimize de devam ediyoruz. Yani bugün de eve gittikten sonra bakalım neler yapacağız. Yemeklerim hazır aslında. Bu arada bir de böyle daha sık yemek tarifleri yapayım diyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. O yüzden... Ben işten geldim. Şöyle bir kamerayı uzatayım. Şuraya yatağımı hazırladım. Hemen biraz böyle kestireceğim bir yarım saat kadar. Çünkü sabah erken kalktım ya, biraz hırpaladı. Saat 4'te kalkmıştım aslında. Çok erken değil benim saatlerime bakarak. Ama ilk gün ya, biraz zorladı sanki. O yüzden Kamil'i şimdi şey gönderdi. Melisa yukarı çıktı. Ben de burada dediğim gibi uzanacağım, biraz kestireceğim. Ama daha öncesinde size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle gösterirsem bakın burada ne var. Burada uzun saçlı bir bebeğimiz var. Şöyle saçlarını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi uzun saçları var ve bunun şöyle masaya bağlamak için aparatı var. Bundan aynısından bu hafta sonu Melisa için sipariş vermiştim ben. Geldi ve Melisa artık hani oğlu babasının yolundan, kızı da annesinin yolundan galiba. Biliyorsunuz benim gerçek mesleğim kuaförlük. Diplomalarım falan var ama güvenlikte çalışıyorum. Ama Melisa da ne kadar başka bir şeye yönlendirsek de böyle saçları çok sevmeye başladı. Kendi saçlarını, tüm bebeklerin saçlarını böyle kesip modellemeye başladı. O yüzden böyle bir tane bebek almıştık ona. Böyle saçlarını tarıyor, ne bileyim böyle gelin başları falan yapıyordu. O yüzden onu sipariş verdik ama bir tanesi kayboldu diye ikinciyi göndermişlerdi. Geçen hafta işte cumartesi günü o yeni gönderdikleri geldi. Bu kaybolan da bugün geldi.
Sonunda bulmuşlar, gene göndermişler. Hemen firmayla iletişime geçtim ben, ikincisi de geldi ne yapayım diye. Onlar da yarı fiyatına istiyorsanız ikinci de sizde kalsın dediler. O yüzden bunu da alacağız ki Melisa'da iki tane böyle öğrenme, bunlara öğrenme kafası falan deniyor, bilmiyorum Türkçe'de ne deniyor da, bizim benim zamanımdan beri var bunlar, böyle alıyorsunuz. Bunların üzerinde kesmeyi öğreniyorsunuz. Yani ilk başta, ilk etapta makas tutmayı, tarak taramayı, saç örmeyi falan böyle bebeklerin üstünde öğretiliyor. Yani uygun bir fiyattaydı. Çok da tamah etmişken çocuk, kendini geliştirmesi açısından ve gerçekten bu mesleği sevip sevmediğini, biraz böyle içindeki hevesi ve şeyi içinden çıkarsın diye, ne denir onun cevheri içinden çıkarması için böyle bir şey almıştı. Şimdi bu şansla da iki tane oldu. O yüzden onu da göstereyim istedim. Bundan sonra belki akşama doğru falan Melisa'nın yaptığı gelin başlarını bir sizlere göstereyim. Bana kalırsa yetenek var sanki. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Şimdi ben böyle kestireyim. Akşam yemeğimiz zaten çoğu hazır. Sadece makarna kaynatacağım. Sonrasında yemeği yeriz. Bu kadar herhalde. Çünkü babamız dediğim gibi çalışıyor. Emre de işte şu anda. Melisa yukarı çıktı. Sen biraz dinlen diye. Böyle yani bugünümüzün, ilk çalışma günümüzün özeti. Çayı demledim. Az sonra Kamil işten gelir. Saat yaklaşık 11'e gelmek üzere. Benim de canım ne istedi? Bakın burada. Bazlama canım çekti gece gece. Akşam yemeği çok fazla yememiştim. Biraz karnım acıktı. Hemen şuraya 4 bezelik, hemen çok değil, şöyle 4 mini bezelik bazlamalar hazırladım. Şurada hemen ocakta pişireceğim. Şeyimi çıkarmayacağım. Sacımı çıkarmayacağım gece gece. Yani insan canı çekti mi? Herhalde durdurmak mümkün değil. Şimdi bunları ben mayaladım. İnşallah bir günde gerçekten tarifini gösteririm sizlere. Hamurunu yoğurdum, mayaladım, burayı koydum. Bunlar mayalanmaya başladı şimdi. Yaklaşık yarım saat 40 dakikaya da pişiririm. O zamana kadar da Kamil gelir, çayımız da demlenmiş olur. Yarın nasıl olsa izinliyim. Hiç okulda yok. Yani biraz geç olmasında bir sakınca yok. Çayımız dediğim gibi demleniyor. Bugünümüzü bunda kapatırız. Pişirirken inşallah çekerim sizler için. Hemen koydum ilkini. Böyle kapatalım. Bakalım nasıl pişecek. Hemen şöyle bir çevirdim. Az sonra bir daha çevireceğim ki hemen kabarsın. Biraz kalın yaptım gerçi ben bunları. Çok böyle balon gibi şişmesin de biraz daha böyle ekmekimsi dursun diye. Şöyle tekerle çeviremediğim için sizi bir kenara bırakıyorum. Şimdi içi de şu şekilde, gördüğünüz gibi çok sıcak daha ama hiç hamur olmadı. Sıcakken kestiğim için bazı yerleri hamur gibi gözüküyor ama gerçekten çok güzel piştiler. Şimdi tereyağını da sürüp çayla birlikte yiyeyim bakayım bir. Bu arada sonuncusu pişiyor gördüğünüz gibi. Ben burada konuşurken biraz fazla pişirdim. Ama bak kabardı. Gördünüz mü? Buharıyla da pişiyor. 10 dakikada böyle bir canın istediğinde bazlama. Evet, şimdi ertesi gün oldu. Dün biliyorsunuz geç vakit bazlama yapmıştım. Onu pişirdik, yedik. Kendi geldikten sonra zaten iki tanesini hemen yemişiz. Çayla birlikte taze taze. Sabah bu arada Melisa'yla çarşıya çıktık. Melisa orada. Şurada daha aldıklarım. Hemen bir göstereyim siz isterseniz. Şöyle tatlım. Merhaba. Şurada hemen bir içecek aldım. Şampuanlar ucuzlamış. Onlardan aldım. Bu markayı bilmiyorum ben ama ucuz geldi. O yüzden aldım. Denemeye değer diye düşündüm. Burada limonatalar var. Şöyle yeşilinden göstereyim. Benim en sevdiklerimden. Suyla karıştırıyorsunuz ya. Bir de bizim şu soda aparatı var ya, içine asit yapıyor. Bununla güzel oluyor. Bir iki de içecek aldık. Birkaç tane de sebze. Neyse bunlar yerleşecek. Melisa bebeğini gösterecek galiba. Ben onu anlatmıştım dün anneciğim. Korkunç ama. Korkunç değil. Onların saçını yapacak. Bırakır mısın? Onların saçını dediğim gibi göstermek istiyorum size de. Yukarıda biraz yaparsa onun da gösterebiliriz. Bak iyi olabilir aslında. Sen saçlarını yap. Ben yemeği yapayım. Sen saçları yap. Oradan bir gösteririm, olur mu? Gelin saçı yap. Böyle güzel bir nişan saçı yap. Gelin kızın nişan saçını yap. Çok mutlu. Artık nasıl istersen. Benim tarzım ne? Senin tarzın da olsun. Sürpriz olsun. Bir de Melisa'yı da kıyafetleri aldık bu arada. Yerleştirdin mi kıyafetlerini? Hayır. Yerleştirdim.
Akşama doğru onları yerleştirelim. Ben şimdi yemek yapacağım. Sizi bir kenara koyayım, bir yemek malzemelerini hazırlayayım. Ne yapacağımı göstereceğim bir saniye. Evet, şöyle eşyalarımı aldım geldim. Patlıcanım var, bir iki tane de biberim var burada. Bunlarla şey yapacağım. Şöyle sizi alayım bir şöyle de. Kızartmalı gözleme yapacağım. Şeyde yolda gelirken kızartma yapmıştık. Soğuk kızartma biliyorsunuz patlıcanla, biberle, kabakla falan olunca ben çok seviyorum. Hatta bizde herkes çok seviyor. Öyle yapmıştık. Gelirken böyle ekmeği sararak yemek çok güzel oldu. Oradan aklıma geldi. Bilmiyorum yapan var mı, yapıldı mı, hiçbir fikrim yok ama benim oradan aklıma gelerek dedim ben bunu eve vardığımızda bir deneyeyim diye. Bugün için yemek fikri düşünürken aklıma geldi. Onu yapacağım. Yani bugünkü yemek fikrim bu. Hatta belki hani bu videonun başında da söyledim ya, yavaş yavaş böyle bir yemek tarifleri şeklinde de bir videolar çeksek mi diye düşünüyordum. Belki bunun yapışından ona bir başlangıç yapabiliriz diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Bilmiyorum artık, belki onu da yaparım. Hani bunun tarifini başka bir videomuş gibi çekip onu tarif videoları olarak koyalım. Bakalım eğer hoşunuza giderse böyle haftada bir iki tane ne pişirsem fikirleri gibi bir hani blog tarzı bir şeyler yapabiliriz. Neyse aklıma gelmedi. İlk başta bildiğiniz klasik kızartma yapacağız. Ama bunun için kızartmalarımızı, patlıcanlarımızı küçük ve küp küp doğramamız gerekiyor ki gözlememizin içinde daha düzgün dursunlar. Evet, bu malzemelerimizin yanında hemen iki tane de küçük patates daha ilave edeceğim. Yağım ısındı. Evet, kızartmalarım hazır. Şimdi hamurunu yapmaya geçebiliriz. Hamur tahtamı da hazırladım. Şöyle yere koydum. Biliyorsunuz ben böyle köy usulü çalışmayı daha çok seviyorum. Kızartmalarım burada. Hamurum burada gelişiyor. Biraz hafif bir böyle dinlensin istediğim için. Burada da elektrikli sacım var. Onu göstereyim size. Biliyorsunuz bende böyle tüplüsü vardı bunun. Ama tüpü indir çıkar biraz zor oluyordu. O yüzden Emre'ciğim bu sene markette görünce hemen anneme hediye alacağım ben bunu diye. Bana bunu hediye etti. O yüzden ilk defa da bir onu kullanayım istedim. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Hiç de annesine kıyamaz böyle. Sağ olsun. O yüzden sacım var burada. Şimdi yapmaya bir geçeyim. Ben yaptıklarımı da size göstereyim. Çünkü yaparken çekmek biraz zor olabilir. Ve işte sonuç. Gördüğünüz gibi bayağı bir o kadar yaptığımdan şöyle mini bir yufka. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane, hatta 9 tane birini biz Melisa ile yedik. Tam bir tane de böyle yufka olarak çıktı. Yani yaklaşık 10 tane o verdiğim ölçüyle çıkabiliyor. Yaklaşık ne diyeyim, 2 su bardağı un falan. Şimdi bunun içini göstereyim size. Şöyle bir de içini göstereceğim. Bakın. Böyle bu şekilde kıtır kıtır. Gerçekten bence eğer bu videoyu görüp de keşfeden yemek kanalları olursa gerçekten rekor kırar diye düşünüyorum. Lezzeti çok şahane. Dediğim gibi ilk defa denemiştim ve gerçekten çok güzel. Bunun videosunu dediğim gibi ayrıyetten bir de böyle mini tarif videosu olarak çektim. Onu da yakında kanalımda yayınlarım. Eğer sadece bu bölümü ilginizi çektiyse onun tarifini de bakabilirsiniz diye. Yani bu güzel lezzet böyle görüntüsüyle birlikte de videomuzu kapatalım artık. Çünkü artık akşam oldu. Akşam yemeğidir. Toparlamasıdır derken bugünümüzü de kapatırız. Böylelikle 2 günlük vlog yapmış oluruz. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Artık bundan sonra böyle değişik değişik vloglarla birlikte oluruz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like butonunu basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.